Balkanlara baktığımız zaman Balkanlar neresi kısmı bir kere tartışmalı, problemli. Tarihçiler arasında tartışmalı, problemli. Kimileri Türkiye Balkan diyor, kimileri Balkan ülkesi değil Türkiye diyor. Kimileri Macaristan Balkan ülkesidir diyor, kimileri Macaristan'ın yarısı değildir. Kimileri Romanya'nın yarısıdır, kimileri değildir diyor. Dolayısıyla buradaki tabloda onları bir şekilde özetlemeye çalıştım. Bizim açımızdan Balkanlar eski Osmanlı coğrafyasıdır. Eski Yugoslavya ülkelerini kapsar. Bulgaristan ve Romanya için içindedir. Ben Macaristan'ı da sayıyorum. Her ne kadar Orta Avrupa ülkesi olsa Arnavutluk. Dolayısıyla bu bizim eski coğrafyamızı biz bir bütün olarak görüyoruz. Ve bu bütünü Avrupa'da paylaştıkları zaman da kızıyoruz. Bir sürü şey çıktı yeni. Mesela Batı Balkanlar diyorlar. Bilmem ne değişik kavramlar kullanılıyor. Bizim bunlara çok şey yapamadığımız kavramlar, alışık olmadığımız kavramlar. Bizim için Balkanlar dediğim gibi Osmanlı'nın bakiyesi, bütün toprakları biz Balkanlar olarak görüyoruz ve Dışişleri Bakanlığımız da bu çerçevede Balkan coğrafyasını tanımlıyor. Ben yıllarımı verdim Balkan çalışmalarına. 99 yılında, 99 yılına kadar amatörce çalıştım. Duygusal düzeyde çalıştım. 99'dan sonra da akademik bir şekilde çalıştım. Üniversitelerde değişik dersler verdim. Düşünce kuruluşlarında bu konularla ilgilendim. En son 4 yıl boyunca Saraybosna'da bulunan Bölgesel İşbirliği Konseyi'nde bulundum. Orası doğrudan doğruya Balkanlarla ilgili politikaların mutfağıydı. Hatta uluslararası siyasetin küçük bir örneğiydi. Dolayısıyla bu da nasip oldu. Buradan da değişik deneyimler aldım. Ve yaptığım konuşmalarda sadece problemler üzerinde durmamaya çalışıyorum. Balkanlarda güzel şeylerin de bazı değişimlerin yaşandığını da bir şekilde vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi televizyoncuların biliyorsunuz televizyona çıktığınız zaman böyle vakit sıkışıklığı vesaireden dolayı bir takım böyle hızlı sorular sormayabilirler. Mesela bana sorulan bir soruydu. Tek kelimeyle Balkanlardaki durum nasıl? Ben de dedim ki eğer tek kelimeyle nasıl diye soruyorsanız ben iyi diyeceğim. Ama iki kelimeyle soracak olursanız iyi değil demek zorundayım. Siz şimdi hangisini isterseniz kullanın dedim. Balkanların efendim iki tane yüzü var bugün. Ben şöyle bir yöntem izleyeceğim. Bir bugün de Balkanlarda doğrudan doğruya durum nedir? Oradan sonra bir geçmişe dönük açalım. Çünkü bazen geçmişi konuşurken günceliği kaçırabiliyoruz. O yüzden bir güncelle başlayayım istiyorum. Bugün Balkanların iki tane yüzü var. Bir yüzü bildiğimiz o sorunlu yüzü. Bildiğimiz klasik ikili sorunlar, bildiğimiz klasik kronikleşmiş problemler. O problemleri birazcık açacağız. Bu klasik sorunların yanına bir de yolsuzluklar, organize suçlar gibi modern bir takım sorunlar da eklenmiş vaziyette ve kronik boyutlarda o coğrafyada var. Maalesef biz Avrupa Birliği'nde bunlar yoktur zannediyoruz. Avrupa Birliği'nde mesela yolsuzluk gibi konular yasaktır. Ancak diz boyu da vardır. Her ne kadar Balkan ülkelerine bu konuda pozitif şeyler öğretmeye çalışıyorlarsa kendilerinde inanılmaz ölçülerde var. Ve kendim bazı o son 4 yıllık çalışmalarımda Avrupa'nın içinde bazı yolsuzluklara ben de kendi şahitlik ettim. Balkanların bu sorunlu yanı dışında bir pozitif tarafı var. Bu pozitif tarafı maalesef biz çok fazla görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Balkanlardaki insanlar da görmüyor. Efendim onu birazcık izah edeyim sonra nedir bu pozitif şeyler? Pozitif şeyler aslında çok fazla lafı uzatmadan bakın 2000 yılında bir kritik yıldı Balkanlarda. 2000 yılında Hırvatların eski Cumhurbaşkanı Franjo Tuđman vefat etti. 2000 yılında Sırbistan'ı savaştan savaşa sürükleyen bir zihniyet ve o zihniyetin başında duran Slobodan Milošević savaş suçlarından dolayı yargılanmak üzere eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. Dolayısıyla hem Hırvatistan'da büyük bir değişim yaşandı hem Sırbistan'da büyük bir değişim yaşandı. Bu değişimle birlikte bu ülkeler bütün coğrafya farklı bir kıvamda, farklı bir yola doğru hareket etmeye başladı. Balkanlarla ilgili kritik olan şudur, özellikle eski Yugoslavya coğrafyası ile ilgili. Ne zaman Hırvatistan'la Sırbistan kendi aralarında kavgalıysa bunun bütün coğrafyaya yansımaları olur.
Ve bunun en büyük kurbanı her zamanki gibi Bosna Hersek olur, oradaki Müslüman kardeşlerimiz olur maalesef. Ne zaman Belgrad'la Zagreb aralarında iyi ilişkileri sürdürüyorlarsa, coğrafyada da bir huzur ortamı vardır. O yüzden bu 2000 yılı kritikti. Hem Milošević'in hem Tuđman'ın ortak özelliği sokaklarda tanklarla demokrasiyi korumaktı ve ülkelerini savaştan savaşa sürüklemekti. Bunlar gidince farklı bir ortam yaratıldı ve Balkan ülkeleri kendi aralarında işbirliği yapmaya başladılar. Biz hep onları kendi aralarında çatışarak, savaşarak, bu 90'lı yıllardaki acılarla hatırlıyoruz. Hatta ondan bizim ulusal acılarımızı önemseyen siz değerli büyüklerimiz Balkan savaşlarından da hatırlarsınız Balkanları. Osmanlı-Rus harbinden de hatırlarsınız çünkü büyük kayıplar verdik, büyük acılar yaşadık o coğrafyalarda. Dolayısıyla 2000 yılından sonra bu ülkeler kendi aralarında işbirliği yapmaya başladılar ve şu anda 50'ye yakın işbirliği platformu var. Değişik sektörlerle ilgili, ulaştırmadan ekonomiye, kültürden enerjiye vesaire bir yumağa girmiş vaziyetteler, işbirliği yapıyorlar. Çünkü şunu gördüler, o kadar küçükler, o kadar uluslararası siyasette önemsizler ki ancak güç birliği olarak en azından ekonomik kalkınmalarını sağlayabilirler. Böyle bir düşünceleri var. Ve bu konuda çok ciddi gelişmeler var. Ancak bunları görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Ben bunu birazcık tartışmak istiyorum. Bir, Türkiye'de de aynı durumumuz var. Bakın ben Türkiye'de mesela haberleri izlememeye çalışıyorum. Neden izlememeye çalışıyorum? Ya sürekli kötü bir şeyler geliyor. Yok şu kaza, yok şu ırzına geçilmiş, yok şöyle hırsızlık yapılmış, yok şöyle edilmiş. Ya diyorum bu memlekette hiç güzel şey olmuyor mu ya? Hep bu tür şeylerle çıkıyorlar karşımıza. İçimizi karartıyorlar. Halbuki çok güzel şeyler de oluyor. Balkanlarda da öyle. Aynı medya önceliğini verdiği şeyler bu konulardır. Böyle trajik konulardır. O boyutlarla Balkanları yansıtıyor. Bize de bir şekilde o yüzüyle geliyor. Güzel şeylerini bu nedenden dolayı göremiyoruz. Bunun değişik sebepleri vardı tabii. Gazeteciler niye böyle yapmak zorundalar diyorum. Çünkü maalesef galiba bizim insan psikolojisinde de böyle bir boyut var. Böyle daha negatif, daha trajik şeyler görmek, duymak istiyoruz. Pozitif, güzel şeyler konuştuğumuz zaman ilgimizi çekmiyor ama kötü bir şey olunca bizim daha çok ilgimizi çekiyor. Gazetelerinde, medyanda derdi bir şekilde ayakta kalmak, gazetesini, haberini satabilmek, o yüzden bu tür şeylerle ilgileniyorlar. Tabii bu ayrı bir konu ama Türkiye'de biz özellikle Balkanları unuttuk arkadaşlar. Ben ona inanıyorum. Bizim o nedenle beni davet etmiş olmanız, hakikaten bunu gündem etmiş olmanız benim için önemli. Çünkü Türkiye'de Balkanlar unutuldu. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde belirli bir departmanın yaptığı etkinlikler dışında tabii şey hakkını da yemek istemiyorum, TİKA'nın, Yunus Emre'nin, Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın, onların etkinlikleri ama sistematik bir siyasetimiz içinde Balkanlar yer almıyor. Bir taraftan da anlıyorum, şöyle ki hakikaten coğrafyamız değişik kaynayan sıkıntılarla dolu ve önceliğimiz o anlamda tabii ki dikkatlerimiz o alanlarda olacak. Ama ben de şunu diyorum, Balkanlarda da biz böyle bir pozitif hikayeyle de gelebiliriz. Orada Türk dış politikası olarak büyük bir başarı alanı olarak da ortaya çıkabiliriz. Bir boyutuyla da Balkanları tartışmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Bunlar Conflict Barometer diye bir yayın vardır. Yılda bir çıkartılıyor ve dünyadaki bütün ülkelerdeki sıkıntıları toparlıyorlar. Burada gördüğünüz liste o yayına göre Balkanlarda var olan sorunlar. Dolayısıyla Balkanlarda barış ve güvenliği etkileyen gelişmeler olarak burada hepsi listelenmiş. Bu liste sizi korkutmasın. Açık bir şekilde bunu hazırlayan bölgeyi bilmeyen bir insan teknik olarak orada burada bulduklarından bir liste koymuş. Orada artık var olmayan şeyler de var. Hani teknik, teorik olarak bir sıkıntı olarak var ama tartışılması bile değmeyecek boyutta. Tartışılması değen boyutlarda sıkıntılar nedir bana soracak olursanız. Bakın Balkanlarda şu andan itibaren bizim iki çeşit ülkemiz var. Bir kategoride Avrupa Birliği üyesi ülkeler var. Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan. Öbür taraftan ikinci kategoride Balkanlarda Avrupa Birliği üyesi normalde olmaya çalışan ancak henüz olamamış ülkeler yer alıyor. O aşağı yukarı eski Yugoslavya coğrafyasından ibaret ve
Sorunlar aslında eski Yugoslavya coğrafyasında bir şekilde toparlanmış vaziyette. Çünkü 90'lı yıllarda çok ciddi bir savaş ortamından geçtiler. Ve bu savaşın izleri bir şekilde günümüzde de devam ediyor. Eski Yugoslavya coğrafyasından sadece iki ülke kendini toparlayabildi kanaatimce. Biri Slovenya'dır, o da Avrupa Birliği üyesi oldu. Biri de Hırvatistan'dır. Her ne kadar topal bir şekilde olsa bile Hırvatistan'da bir dönüşüm yaşadı. Kendi toprak bütünlüğünü sağlayabildiği için. Toprak bütünlüğü ile ilgili sorunlarını giderdi. Siyasi bir dönüşüm yaşadı ve şu anda Hırvatistan bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesi. Diğer Balkanlardaki ülkeler, eski Yugoslavya coğrafyasından aşağı yukarı hepsinin toprak bütünlüğüyle ilgili bir takım sıkıntıları vardır. Ve bu yüzden o siyasi dönüşüm tam olarak gerçekleşemiyor ve insanlar hala geçmişte yaşananların etkisi altında, gölgesi altında kalmaya devam ediyorlar. Bunlardan bir yer Bosna Hersek'tir. Maalesef Bosna Hersek baştan beri 90'lı yıllarda yaşanan savaşların en büyük kurbanıydı. Ve bunu siz en iyi bilenlerden birisiniz. Çünkü o dönemde Türkiye'den Bosna Hersek için mücadele eden büyüklerimiz sizdiniz. En büyük şeyleri devlet adına ön planda çıkan yine sizdiniz. Maalesef Bosna Hersek hala Balkanların en büyük kurbanı, orada oynanan siyasetin en büyük kurbanı olmaya devam ediyor. Bosna Hersek, yani Dayton Barış Anlaşması'yla 95'te bir barış getirdiler o ülkeye. Ancak öyle bir devlet yarattılar ki Frankenstein devlet diyorlar. Neden öyle diyorlar? Neydiği belli olmayan bir devlet. Yapısı olarak devlet tanımlarında ulusal devlet, federasyon, konfederasyon gibi tanımlar vardır. Hiçbirine uymuyor. Hiçbirine de uymayınca Frankenstein devlet demeye başladılar. Bosna Hersek'in topraklarının %49'u Sırpların kontrolündedir. %51'i Hırvatlarla Boşnakların kontrolündedir. Boşnakların fiilen kontrol ettiği toprak parçası %25'tir maalesef bugünkü Bosna Hersek. Yani Müslümanlar ancak %25'i fiilen kontrol ediyor. Diğer %25'i neredeyse Hırvatların kontrolünde, yarısı da Sırpların kontrolünde. Böyle bir devlet yarattılar ve o Boşnak ve Hırvatların yarısı 10 kantona bölüştürülmüş vaziyette. Her kantonun başbakanı, İçişleri Bakanı, her şey var. O yüzden bir tane özel bölgede var Brçko diye. O yüzden Bosna Hersek'te şöyle rakamlar duyuyorsunuz. 15 tane İçişleri Bakanı, 15 tane Kültür Bakanı, 15 tane bilmem, böyle rakamlar telaffuz ediliyor ve bütçenin %60'ı bu devlet mekanizmasına harcanıyor. Çok muazzam bir rakam. Sadece bu bürokrasiyi beslemek için. Ve orada maalesef sıkıntı çift yönlü. Bir, Bosnalı Sırplar çok ciddi bir şekilde ayrılıkçı siyaset izliyor. Şu anda Bosnalı Sırplara liderlik yapan Milorad Dodik isimli bir şahıstır. Normalde Batılılar onu sosyal demokrat olarak alkışladılar bize aralar. Nitekim hala partisinin adı sosyal demokrasi bilmem ne. Şöyle bir algı vardır Batı Avrupa'da Bosna ile ilgili. Orada böyle karmaşık bir ortam olduğu için ancak sosyal demokrasi işe yarar. Bu insanları bir arada buluşturup bir platformda edecek diye. Ama orada gerçek anlamda sosyal demokrat ben görmedim. Bu adam Milorad Dodik, Batı tarafından alkışlanan, bir gecede aşırı milliyetçi bir çizgiye gitti. Bakın, ben milliyetçi dediğim zaman ben Türkiye'deki milliyetçiliğe saygı duyarım. Oradaki milliyetçilik bizim milliyetçilik anlayışımızdan çok farklı. Oradaki milliyetçilik, bir insan sırf Allah'a farklı bir şekilde dua ettiği için ve sırf başka çeşit bir isim taşıdığı için ondan nefret etmektir. Bizde böyle bir şey çok şükür ki yoktur. Ve o adam da böyle bir şey başlattı. Sabaha aşırı milliyetçiye dönüştü. Bir kere bir arkadaşım, bir gazeteci, bir Boşnak, ona gitti bir röportaj yaptı. Yıl 2006. Sordu, ya Milorad Dodik dedi, sen diyor Srebrenica'da soykırım işlenmiştir diyen adamdın. Şimdi inkar ediyorsun. Sen Bosna Hersek için pozitif şeyler söylüyordun. Şimdi bölücü bir retoriğe dönüştün. Ne oldu dedi sana. Adam da açık açık konuşuyor ona. Tabii bunlar yayınlanmadı. Gazeteci benimle paylaştı. Dedi ki vallahi kardeş diyor, sana her zaman diyor objektif bir gazeteciydin, sana doğrusunu söyleyeceğim dedi. Bak diyor, ben dedi kendi seçim birimime gittiğim zaman insan hakları, özlük hakları, sosyal haklar muhabbeti yapıyordum. Öyle diyor durup bakıyorlardı bana dedi.
Ben de dedi bir başladım, şu Saraybosna'dakiler görecek, onlar bizi ezemeyecek tarzı muhabbet ne zaman yapmaya başladıysam buralara coştu gitti diyor. Adam tamamen böyle bir siyasi dalga yakaladığı için milliyetçi bir retoriğe girdi. Aradan 12 sene geçti ve maalesef istemeyerek de olsa söylediği şeyleri artık onlara inanmaya başladı. Artık söyledikleri birebir adama dönüştü, hatta ondan beter bir vaziyette. Adamın derdi Sırp Cumhuriyeti olarak adlandırılan Bosna Hersek'in %49'unu koparıp, normalde anayasada hakları yoktur, ancak Kosova'yı misal göstererek, Katalonya'daki gelişmeleri misal göstererek, Güney Osetya, Abazya'daki gelişmeleri misal göstererek, Ukrayna'da gelişmeleri fırsat kolluyor. Ve öyle bir bezdirme siyaseti izliyor ki Bosnalı Sırplar, diyorlar ki iyice yorulsun bu uluslararası toplum, desinler ki biz Bosna için her şey yapmaya çalıştık ama olmuyor, mayası tutmuyor, gitsin dağılsın biz de bitirelim bu işi. Öyle bir siyaset izliyor. Çünkü ben onlara tehdit ettim. Dedim ki bakın dedim 92 yılında dedim sizin bir liderinizin bir konuşması vardır Radovan Karadžić için. Bu ülke bağımsızlığı ilan ederse kana dönüşür, Boşnaklar ve Bosna yok olur. Büyük ihtimalle siz de hatırlarsınız bu sözleri. Radovan Karadžić de savaş suçlarından dolayı yargılanan bir şahıs. Dedim ben şimdi sizi öyle tehdit ediyorum. O zaman dedim Bosna Boşnaklar yalnızdı ve Sırplar ormanda silahlanarak askeri eğitimlerini yaparken bizimkiler şiir söyledi. Çünkü dediler ki ya biz bir şey kimse kötü yapmadık ki. Niye bizi biri dokunsun? Böyle bir naif bir şeyde kaldılar. Ve sonra da başlarına gelebilecek en büyük kötülüklerden biri geldi. Soykırım olarak adlandırılan, bakın bunu duygusal söylemiyorum. Bunu tamamen mahkeme kararlarında, ister Uluslararası Adalet Divanı'nda, ister eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde çıkan değişik kararlarda Srebrenica'da yaşanan olay soykırım olarak nitelenmiştir. Ama dedim artık Boşnaklar uyanmıştır. İnanın bana ülkeyi yeni savaşa sürüklerseniz o Radovan Karadžić'in lafların aynısını size iade ederim. Burada Sırp kalmaz, burada size zehir edeceğiz burayı. Çünkü artık Boşnaklar yalnız değildir. İslam coğrafyası da dedim birazcık uyanmıştır. Böyle dedim aynı şeyi tekrarlamanıza burada müsaade edilmez, haberiniz olsun tarzı konuşmalar yapan bir adamım ama tabi televizyonlarda bunu söylemiyorum ama her fırsatta da bunu dillendiriyorum. Bosna'da sadece Sırplarla problem yok. Sırplar bir de Hırvatları körükledi. Şimdi baktılar ki onlar hep kötü insan. Nasıl bir strateji izleyelim? O zaman Hırvatları da körükleyelim. Hırvatlara gaz verdiler. Ya kardeşim siz niye Boşnaklarla aynı çatı altındasınız? Siz de bir tane entite alın kendinize. Siz de üçüncü entite olun. İşte Boşnakları bu %25'lik toprak parçasında sıkıştıralım, kalsınlar orada. Siz de bu tarafa kendi işinizi alın. Onlar da başladı şimdi. Hırvatlar son yıllarda ciddi bir şekilde özerkçi bir siyaset izliyor. Sırplar bölücü, Hırvatlar özerkçi, Boşnaklar da ulusalcı siyaset izliyor. Ulus toprak bütünlüğü o anlamda. E şimdi böyle olunca tamamen farklı bir çıkış noktaları. Bu ülke çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bütün devlet kurumlarında tıkanmalar var. Düşünebiliyor musunuz? Entiteler, devlet olmadan entiteler kuruldu. Sırp Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek Federasyonu. Onlar kendi anayasalarını yaptı. Sonra Dayton'la Bosna Hersek Devleti geldi. En üstten sonra bir yeni anayasa geldi. O da Barış Anlaşması'nın bir eki olarak geldi. E şimdi bakıyorsunuz entitenin anayasaları çok daha güçlü devlet anayasasından. Devletin anayasası devlet kurumlarını maalesef yeterince güçlü yapmadı. Ve Sırplarla Hırvatların şu anda yaptıkları şey o devlet var olan ortak devlet kurumlara da maalesef büyük darbeler indiriyorlar. Hiçbir karar alınamıyor. Orada bir tane blokaj mekanizması alındı. Mesela Boşnaklar tek kafasına karar veremiyor. Hırvatlar tek başına karar veremiyor. Sırplar tek başına karar veremiyor. Herkes birbirini engelliyor. Boşnaklar İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmaya çalışıyor. Sırplar izin vermediği için olamıyorlar. Yani üç tane cumhurbaşkanları var yaşanla. Dış siyasette de sorumlu politika yapanlar. Biri Boşnak, biri Sırvat, biri Hırvat, biri Sırp. Ve bizimkiler ne yapmak istese ötekiler engelliyor. Dolayısıyla Bosna'nın çok bu anlamda trajik bir durumu var. Ben Bosna'yı bir çeşit yol ayrımında görüyorum. Ya bir çeşit modern anayasayla daha modern bir devlete dönüştürülür. Bu anayasa çünkü evet savaşları durdurdu, acıları durdurdu vesaire. Ancak devlete de kalıcı bir sıkıntı bıraktı beraberinde.
Ve bu kalıcı sıkıntı ülkenin toprak bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hiç dönüşmedi. Ya bu ülke bir çeşit NATO'ya üye olur, arkasından Avrupa Birliği üyeliğine olur. Çünkü bütün bu coğrafya ona, o şeye gidiyor. En azından NATO üyesi olsun. Türkiye oradadır. Diğer ülkelerle birlikte bir şeyler yapılır sonra Bosna için. Ya da bu şekilde dışarıda bırakılırsa bu ülke, ben korkarım ki içinden, kendiliğinden bir gün parçalanma sürecine gidebilir. Şurada şöyle bir anekdot sizinle sadece paylaşayım. 90, şimdi Dayton Barış Anlaşması 95 yılında yapıldı. 95'in sonlarında. Bu büyük anlaşma yapılmadan Boşnaklarla Hırvatların arasındaki çatışmaları durduran Washington Anlaşması vardır. Mart 1994. Ve neden biliyor musunuz böyle bir anlaşma yapma ihtiyacı duydular? 94 yılın başlarında Bosna'nın ayakta kalıp kalmayacağı belirsizdi. Bu ülke yaşayıp yaşamayacağı belirsizdi. Sonra Batılılar endişelendi. Dediler ki bu ülke eğer ayakta kalamazsa, bölünürse Avrupa'nın ortasında bir Müslüman devletin kurulmasına müsaade etmeli miyiz? Önce bunu tartıştılar. Ben bunu size belgelerle ispatlayabilirim. Sonra acaba Boşnaklardaki İslam anlayışı nedir? Bunu tartışmaya başladılar. Ondan sonra Orta Doğu kökenli İslam anlayışı acaba Bosna üzerinden nüfus edebilir mi Avrupa'nın içlerine? Bunun hesaplarını yaptılar ve vardıkları karar, gelin biz risk almayalım, Avrupa'nın ortasında bir Müslüman devlet kurulmasın, Boşnaklarla Hırvatları biz bağlayalım ortak çatı altında. Nitekim böyle kontrol altına almış oluruz. Bunu da yaptılar ve bu yüzden 94 yılında daha Bosna Hersek'in barışı sağlanmadan Bosnaklarla Hırvatlar arasında bir anlaşma imzalattılar. Böyle bir devletin yarısını kurdular. İşi sağlama almak noktasında. Ve bugün Bosna'daki bütün sıkıntılar bu yapılanmasıyla ilgilidir. Ve dediğim gibi yol ayrımındadır. Geleceği maalesef belirsizdir. Biz Türkiye olarak elimizden gelince sahip çıkıyoruz. Şöyle bir sıkıntı daha var tabii. Daha önce söyledim. Boşnaklar, Hırvatistan'la Sırbistan ne zaman kendi aralarında iyi ilişkileri sahipse bölgede huzurdadır. Maalesef son yıllarda Sırbistan'la Hırvatistan'da arasındaki çekişmeler çok fazladır ve bunun yansımaları çok fena bir şekilde Bosna Hersek'te hissediliyor. Zagreb uzun süre Hırvatlara şunu diyordu, Bosna'daki Hırvatlara, memleketiniz Bosna Hersek'tir. Evet, çifte pasaport verdi hepsine. Ama şunu diyordu, memleketiniz Bosna Hersek'tir. Sıkıntınız varsa sıkıntınızı Bosna Hersek içinde çözün. Artık Hırvatistan tamamen söylemini değiştirdi. Bu geçmişte kaldı. Direkt işlerine müdahale ediyor. Avrupa Komisyonu'nda gündem konusu yapıyor, Avrupa Parlamentosu'nda gündem konusu yapıyor. Zagreb'de bir takım kararlar alınıyor. Saraybosna'ya masaya veriliyor, işte bizim kararımız, Hırvatlara şöyle şeyler vereceksiniz vesaire. O bir taraftan Sırbistan hiçbir zaman Bosna Hersek'teki Sırplara benzer şey demedi. Memleketiniz Bosna'dır, sorunlarınızı Bosna'da çözün. Hiçbir zaman demedi. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz der. Ancak o bir taraftan Bosnalı Sırplarla çok çok son derece özel ilişkiler kurarlar. Ben bir taraftan bir kere bir Sırbistan Büyükelçiliğiyle tartışırken bana şöyle dedi. Ya Erhancığım diyor, siz diyor KKTC'yi ne kadar önemsiyorsanız biz de tabii ki diyor Sırp Cumhuriyeti'ni önemsiyoruz. Bu boyutla bak diyor, kötü şeyler isteme bunun içinde dedi. Hani Boşnaklara zarar verelim falan değil dedi. Vallahi dedim keşke dedim bizim Türkler kadar yapıcı olabilseydiniz dedim. Ben size tam güveneyim ama geçmiş yıllarda yaşanan tecrübeler bunları farklı şeylerde kafamıza çağrıştırıyor. Dolayısıyla maalesef Belgrad ve Zagreb'in Bosna Hersek'teki nüfusu devam ediyor. Ve bana soracak olursanız asıl sıkıntılı Bosna'dır. Ve inşallah 90'larda yaşadığımız şeylerin benzeriyle yeniden karşı karşıya kalınmaz oralarda. İkinci sıkıntı Sırbistan'la Kosova arasındaki sıkıntıdır. Kosova 99 yılında bağımsızlığını ilan etti. Nasıl ilan etti? Batılıların şeydi bu. Arnavutların ciddi bir desteği Amerika'dan geldi. Amerika'nın projesidir Kosova. Bir kritik ülke sayısı oluşturdu. O kritik ülke sayısında Türkiye olarak biz de vardık. Biz tabii Arnavutları kendi kardeşimiz, ortak tarihimizi paylaştığımız vesaire bir yer olarak gördüğümüz için Kosova'yı destekledik. Ve Kosova'ya bir bağımsızlık ilanı için kritik ülkeler sayesinden sinyal geldi. Ardından tanımalar yapıldı. 110'u aşkın bir ülke grubu Kosova'yı tanımış oldu. Birleşmiş Milletler'de henüz bir bağımsız ülke olarak tanımış olmamasına rağmen
de facto olarak uluslararası sistemin ayrılmaz bir faktörü haline dönüştü. Tabii Kosova bağımsızlığını ilan etti ancak Kosova'nın kuzeyinde küçük bir Kosova sorunu kalmış gibi gözüküyor. Nedir o? Daha 99 yılında Kosova'nın yeni dönemi başladığında KFOR askerleri, NATO askerleri Kosova'ya girdiğinde Kosova'nın kuzeyinde Fransız askerleri bir hat çekti. Arnavutların o hattın ötesine geçmesine müsaade etmedi. Burası Sırplara bırakılacak. Ben öyle okudum. Yani baştan beri Kosova'nın kuzey kesimleri farklı olacağı tespit edildi ve baştan beri böyle hat çizildi orada, hat çekildi. İşte Mitrovica kenti, orada bir köprü vardı. Normalde köprü insanları birleştirmek için vardır ama Balkanlarda köprüler insanları ayrıştırır. Üsküp'te öyledir, Mostar'da öyledir, Mitrovica'da öyledir. Yani senin tarafınla benim tarafım anlamında ayrıştırıyor maalesef. Şimdi Kosova'nın en büyük problemi bu Kosova'nın kuzeyini kendi kontrolü nasıl alacak? Orada Sırbistan devleti hala varlığını sürdürüyor. Her çeşit şeyle, polisiyle, gizli polis maalesef, eğitimiyle, PDT'siyle, hastaneleriyle, üniversiteleriyle, hatta araba plakalarıyla bile hala oralarda. Kosova bunu nasıl kendisine çekecek, nasıl entegre edecek diye çalışıyor. Ve şu anda Belgrad'la, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler çok fena bir şekilde gerilmiş vaziyetteler. Ayrıntılara girmeye istemiyorum, vaktimi bunları harcamak istemiyorum. Bir ağaçlardan ziyade ormanın genelini görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Bizim Arnavutlar'da şöyle bir strateji vardır. Onlar Kalaşnikov diplomasi diye bir şey öğrendi hayatlarında. Ne zaman böyle Gandhivari bir siyaset izlediyseler hiç kimse yüzlerine bakmadı, hiçbir şey de kazanamadılar. Sonra silah sesleriyle ne zaman oynamaya başladıysalar bir sürü kazanımlar elde ettiler. 99 yılında Kosova'da silah sarıldılar. Bağımsızlık ilanına kadar giden sürece girdiler. 2000 yılında Sırbistan'ın güneydoğusunda Preşova Vadisi olarak bilinen bir coğrafyada, Arnavutlar var orada, silaha sarıldılar, bir takım kazanımlar elde ettiler. 2001 yılında Makedonya'da silaha sarıldılar ve Ohri Barış Anlaşması'yla eskisinden çok daha iyi bir takım kazanımlar elde ettiler. Dolayısıyla onlar bunu gördü. Silaha sarılacaksın arada bir. Ve şu anda Kosovalılar aynısını yapıyor. Silaha sarılmışlar ancak bu sefer Kalaşnikov diplomasisi farklı bir nitelikte. Hani Bosna'da da savaş bitti ancak savaşı demokratik, sözde demokratik aletleri kullanarak yürütüyorlar. Kosova'da da şimdi Sırbistan'a benzer farklı şeylerle savaş ilan etmiş bulunuyor. Nedir? Kosova'dan gelen ürünlere %100 vergi koydu. Ondan sonra Trepça ve ona bağlı elektrik sisteminin o kime ait olacağı belirsiz iken kendilerine alınmasını kararlaştırdı. Üçüncü bir şey yaptıkları, Kosova ordusunu kurdular. Daha 2-3 gün öncesi. Normalde Kosova Koruma Gücü diye bir birim vardı. Ordu değildi. Şimdi ordu. Şimdi ordu kime olur? Bağımsız devletlerin orduları olur normalde, pratikte. Sırbistan tabii bütün bu gelişmelere karşı küfürdü ve şu anda ilişkileri, Belgrad'la Priştine arasındaki ilişkileri çok fena bir şekilde gerilmiş vaziyette. Makedonya'ya geçtiğimiz zaman, Makedonya'da başta söylediğim şeylerin sıkıntıları hala devam ediyor. Orada bir yönetim değişikliği yaşandı geçen sene. O başlangıçta bahsettiğim antik Makedonlar gitti. Slav kökenli Makedonlar iktidara geldi. Ancak şunu gördüler. Avrupa Birliği bunları ödüllendirecek zannetti. Sonra baktılar ki Avrupa Birliği bunlara pek destek vermiyor. Buna özellikle değinmek istiyorum bugünkü gelişmeleri anlamak için. Ve orada sıkıntı farklı bir niteliğe girmiş oldu. Şimdi yeniden iktidar mücadelesi başlayacak. Bu yeni gelen yönetim yeterince destek bulamadığı için sıkıntılar yaşanıyor. Bir de bizim arada bir Yunanistanlar Arnavutluk arasında sıkıntılar yaşanır. Bu arada Makedonlar ciddi bir şekilde Yunanistan'la isim sorunu çözmeye kalkıştılar. İşte Makedonlar, Yunanlar tanımaz Makedonya kelimesini. Bizim tarihsel toprağımızdır. Öyle bir şey kullanamazsın. Öyle bir isim kullanıyorsan demek ki benim topraklarım üzerinde gözüm var. Muhabbeti yapar. Yersiz bir muhabbet. Ancak Makedonlar o kadar küçük bir millet, o kadar küçük bir ülke ki istediğin gibi maalesef tokatlayabiliyorsun bir şekilde. Bunlar da Yunanistan yıllarca Makedonya'nın NATO üyeliğini, Avrupa Birliği üyeliğini engelliyor. Ya ismini değiştireceksin ya sana ileri gitme hakkı yok.
Ve maalesef bu yeni yönetim ismi değiştirme konusuna girişti. Nasıl sonuçlanacak ben de tam emin değilim ama Kuzey Makedonya ismi olarak yakında dünya ülkeleri arasında yer alırsa şaşırmayın. Ben de diyorum ki eğer Kuzey Makedonya alacaksa o zaman Makedonca diline Kuzey Makedonca dili mi diyeceğiz? O zaman Makedon milletine Kuzey Makedon milleti mi diyeceğiz? Ben onları hep şeyden yandan destekledim. Ya kardeşim Birleşmiş Milletler bize şunu tanıdı. Kurucu belgelerinde her millet istediği gibi kendisini adlandırma hakkı vardır. Hiç kimse sana ismini değiştir diyemez. Bunun mücadelesini verin. Ancak dediğim gibi Makedonya küçük ve bu konuda çok fazla bir şey yapamadı. Avrupa Birliği'nde de şunu öğrendim. Avrupa Birliği maalesef kendi ülkesinin yanındadır. Haksız olsa bile. Bakın Kıbrıs'la ilgili bütün süreçlerde mağdur biz olmamıza rağmen Avrupa Birliği hep Rumları tuttu. Kendi üyesinin yanında durdu. Benzer şekilde Yunanistan'da sürekli kolluyor. Ekonomik krizde defalarca öleceklerdi. Yüklü paralar vererek suni solunumlar verdiler, yaşattılar. Ve buna rağmen bak o dönemde Makedonya, Yunanistan ölüyor. Hani dışarıdan para gelmese iflas ediyor. Devlet iflas. Son birkaç yılda iki sefer böyle kurtardılar. Biri sadece deseydi o zaman Batı Avrupa ülkelerinde işte bu Avrupa Birliği'nin kurucuları. Ya kardeş tamam vereceğiz sana bu parayı da bu Yunan Makedonları artık bu kadar ezme. Birazcık yapıcı ol. Bu isim sorununu çöz ki bu ülkenin geleceği önü açılsın. Demedi hiç kimse. Benzer sıkıntılar bazen Yunanistan ve Arnavutluk arasında yaşanır. Son günlerde yine bir şeyler vardı. Biliyorsunuz Yunanistan Makedonya'nın güneyini işgal eden bir ülkeydi 1. Dünya Savaşı'nda. Sonra 1921'lerde çekildi ancak hep orayı Yunanistan'ın bir parçası olarak gördü. Hala günümüzde Yunanların milliyetçileri Arnavutluk'un güneyini kendi parçası olarak görüyor. Bu nedenle bu iki ülke arasında görünmeyen bir husumet hep var oldu. Çamerya diye bir bölge vardı Yunanistan'da. Orada Müslüman Arnavutlar vardı. Hatta bizim Osmanlı döneminin Müslüman Arnavutları, bizim gibi insanlar. Onları İtalyanlarla, işgalci güçlerle 1. Dünya Savaşı'nda işbirliği yaptı diye kovdu, sürdü Yunanlar oradan. Evlerine, mallarına, mülklerine, her şeyine el koydular. Ve bugün yasak bir şey. Çamerya Arnavutları'nı anmak bile yasak. Yunan izin vermiyor. Bu iki mesele, o iki ülke arasında zaman zaman bir takım çekişmelerin yaşanmasına sebebiyet veriyor. Nitekim geçen günlerde bu tür şeyler bu bölgede yaşandı. Dolayısıyla bu ikili ilişkiler açısından Balkanlardaki durum aşağı yukarı bundan ibaret.